Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh fe minhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Sadakallahul azim ve bellagahu resulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, hayatının her karesiyle bizlere ideal bir mümin nasıl olur? İdeal bir iman insanı nasıl olur? Bunu ispat eden İmam Ali'nin hayat defterini çevirmeye devam edeceğiz inşallah bu haftaki dersimizde de. Hazreti Ali'nin diğer sahabelerden hayat defterinin daha da kalınca olması çok doğal. Çünkü o geçen derslerde de söylediğimiz gibi gözünü nübüvvet ile açmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte her zaman hayatının tamamını beraberce geçirmiş ve hiçbir zaman Resulullah'ın arkasından ayrılmamış. Allah Resulü vefat ettikten sonra da 30 yıl ilk 3 halife dönemini ve ondan sonra da 5 yıl sürecek kendi hilafet dönemini yaşayarak dolu dolu bir 63 yıl geçirmiştir. Dolayısıyla Hazreti Ali için 63 yıllık bir ömrün tamamını anlatmak durumundayız ki onun hayatını daha iyi anlamış olalım. Geçen derste ne dedik? Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatına ve Hazreti Fatma'nın vefatıyla İmam Ali'nin hüzünlere nasıl sevk olunduğunu ve onun akabinde Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti ile birlikte o hilafette İlk 6 ay dışında geri kalan 2 senelik dönem içerisinde Hazreti Ebu Bekir'e danışmanlık yaptığından bahsetmiştik. Ve Hazreti Ebu Bekir ile hayatının tamamında bir birliktelik halinde olduğunu görmüştük. Gerçekten ikisi de birbirine karşı vefakar, ikisi de birbirine karşı aşk ve muhabbetle dolu olduklarına şahit olmuştuk. Hazreti Ebu Bekir vefat ederken dostlar, kendinden sonraki halifeyi belirlemişti. O halifenin katibi Hazreti Osman'a benden sonra Hattab'ın oğlu Ömer İslam devletinin başına geçecek diye yazdırmış ve Ömer'i Müslümanların ikinci halifesi olarak atamıştı. Hazreti Ömer halife olur olmaz Hazreti Ali ilk biat edenlerdendi. Ve Hazreti Ali Hazreti Ömer'in döneminde ki o dönem 10,5 yıllık bir zaman dilimidir. O zaman dilimi içerisinde sürekli Ömer'in arkasında görürüz. Nasıl ki Resulullah hayattayken Allah Resulü ortada, Ebu Bekir sağda, Ömer solda ise Ömer'in hilafetinde de Ömer ortada, sağda Ali, solda da Hazreti Osman'dır. Onların hayatında o 10,5 yıllık hilafet hayatında Hazreti Ali sürekli en öndedir. Her zaman Hazreti Ömer'in arkasında onun bir danışmanı gibi halifenin işlerinde koşuşturan bir iman insanıdır. Ve o iman insanı Hazreti Ali ile Hazreti Ömer arasındaki ilişkiye baktığımız zaman çok ilginç şeyler görürüz. Mesela bütün kada işlerinde, yargı işlerinde Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'nin fikrini almadan iş yapmadığına şahit oluruz. Hatta der ki Ebul Hasan ne derse Ömer onu yapmayı bir vazife olarak telakki eder. Ebul Hasan Hazreti Ali'nin künyesi. O ne derse Ömer onu yapar. Çünkü o Resulullah'tan dua almıştır kada konusunda. Hani Yemen'e giderken Allah Resulü ona dua etmişti ya ve ondan sonra Hazreti Ali'nin bir itirafı vardı ya, ben genç yaşıma rağmen şimdiye kadar en zor meselelere bile çok kolay hükümler verdim Allah Resulü'nün o duasından dolayı. Hazreti Ömer bunu bildiği için bir zor mesele geldiği zaman yanındakilere şunu söylerdi. Mesele zor ama Hasan'ın babası burada yok. Gidin çağırın Hasan'ın babasını, gelsin ve bu zor meseleyi çözsün. Ve Hazreti Ali de gelir oturur. O zor gibi görünen meselelerde İslam'ın o kolaylıklarını iyice vakıf olduğu için kolaylıkla hükümlerini verir. O zor meseleden Müslümanları kurtarırdı. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer arasında dostlar, hilafet yıllarında yepyeni bir bağ daha kurulur.
O bağ nedir biliyor musunuz? Hısımlık bağı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin kızına talip olur. Der ki bir gün, ey Ali, ne olur beni Ümmü Gülsüm ile evlendir. Hazreti Ali der ki, ya Emir el Müminin, o da çok küçük. Hayırdır, ne olur beni evlendir. O daha küçüktür, yeniden itiraz eder Hazreti Ali. Der ki, vallahi ya Emir el, ya Ali, şimdi İslam toplumu içerisinde hiç kimse benden daha iyi Ehl-i Beyt'in şeref ve kıymetini bilemez. Çünkü ben Allah Resulü'nden o beytin değer ve kıymetini biliyor, öğrendim. Onun için ne olur beni Ümmü Gülsüm ile evlendir. Hazreti Ali biraz daha kararsız davranınca bu sefer Hazreti Ömer şunu söyler. Ey Ali, vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözü duydum. Kıyamet günü bütün bağlar kopacak. Nesep bağları, hısımlık bağları, beşeri ilişki bağları. Sadece üç bağ, benimle birlikte kurulan üç bağ ayakta kalacak. Benimle beraber, benimle birlikte kurulan beşeri bağlar, hısımlık bağları ve nesep bağları ayakta kalacak. İşte ey Ali, ben Allah Resulü ile beşeri bağlar kurdum. Onunla aynı çağda yaşadım. Onun sahabesi oldum. Onunla hısımlık bağı kurdum. Kızım Hafsa'yı ona verdim. Bir tek nesep bağı kaldı. Ne olur Ümmü Gülsüm'ü, Ehl-i Beyt'in kızını benimle evlendir ki yarın kıyamet gününde Allah Resulü'nün huzuruna üç bağla birlikte gideyim ve ya Resulallah senin yanına üç bağı da muhafaza ederek geldim diyeyim. Ve Hazreti Ali artık dayanamaz Ömer'in o ısrarlarına, Ümmü Gülsüm'ü Ömer'in hilafet günlerinde evlendirir Hazreti Ali Hazreti Ömer'le. Ve onun dışında dostlar bir bakıyoruz ki her safhada Hazreti Ali ile Ömer arasında bir ilişki var. Kudüs fethedilmiş, şehrin anahtarları Hristiyan din adamlarının elinde, onları İslam ordularına teslim edecekler. Ama din adamları şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor kitaplarımızda okumuştuk. Evet, gün gelecek, İslam orduları Kudüs'e gelecek ve fethedecek. Ve biz de anahtarları vereceğiz. Ama biz kitaplarımızda anahtarları vereceğimiz insanın vasıflarını sizlerde göremiyoruz. Mektup yazın halifenize, gelsin ve biz anahtarları ona teslim edelim. Eğer o kitaplarımızda vasıfları bildirilen biri ise, İslam ordularının komutanı Medine'ye mektup yazar. Ya Emir el Müminin, onlar şöyle bir talepte bulunuyorlar. Hazreti Ömer sahabeyle istişare etmeye başlar. Kudüs'e gideyim mi, gitmeyeyim mi? Mecliste bulunan herkes gitmedir. Ya Emir el Müminin, ta Medine'den Kudüs'e bu iş için gidilir mi? Biz zaten fetih etmişiz oraları. Anahtarları da vermek mecburiyetindeler. Sakın gitme. Ama biri ayağa kalkar dostlar o mecliste. Ve fikrini şöyle beyan eder. Git ya Emir el Müminin. Çünkü gideceğin yer sıradan bir yer değil. Vallahi Kudüs dışında nere olsaydı ben de gitme derdim. Ama Kudüs'ün farklı bir yeri var bizim nazarımızda. Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara Kudüs'ün şeref ve kıymetini öğretmek adına gitmelisin oraya ey Emir el Müminin. Hazreti Ali bu görüşü orada ileri sürerek Hazreti Ömer'in Kudüs'e gitmesine sebep olur. Hazreti Ömer o istişarenin neticesinde Medine'den ta Kudüs'e kadar gelir ve şehrin anahtarlarını teslim alarak orayı İslam bayrağının altına sokmaya muvaffak olur. Ve o günler yine Hazreti Osman ile Hazreti Ali bir gün derler ki gidelim bir Ömer'i ziyaret edelim. Giderler, evinde yok. Sorarlar nerede? Falanca yerde Beytülmal'e ait develerle uğraşıyor. O tarif edilen yere giderler dostlar.
Orada uzaktan Hazreti Ömer'i seyrederler. Hazreti Ömer gayret ediyor, develeri sayıyor, tartıyor, sınıflandırıyor, gayret ediyor, çabalıyor, koşuyor. Onlar da hayran hayran Ömer'i seyrediyorlar. Ve Hazreti Ali Osman'a diyor ki, ey Osman, görüyor musun gayreti? Bu gayret, bu koşturma sana neyi hatırlatıyor? Ali daha iyi bilir diyor Hazreti Osman. Kur'an'da Kasas suresinde şu ayeti okudun mu diyor. Hani şu aybın kızları Musa'ya, Musa'nın tutulması için babalarına şunu demişlerdi ya. Neydi o? İnne hayre men istecertel kaviyyul emin. Eğer bir iş için birini istihdam edeceksen kavi ve emin olan birini seç. İşte Osman, görüyor musun Ömer'i? Vallahi haze huve kaviyyul emin. Haze huve kaviyyul emin. İşte kavi ve emin olan, güçlü ve güvenilir olan odur. Güçlü ve güvenilir olan odur. Ömer öyle bir gayret göstermişti ki Hazreti Ali de onun o gayretine bu söz ile şehadet etmişti. Ve Hazreti Ömer dostlar 10,5 yıllık hilafetinin sonlarında İranlı Mecusi köle Firuz tarafından yaralanır. O yaralı kaldığı 3 gün boyunca Müslümanlar yanına varırlar Hazreti Ömer'in. Ne olur ya Emir el Müminin, bizi başsız bırakma, yerine birini tayin et öyle git derler. Hazreti Ömer, hayır, ben sizlerin yükünü şimdiye kadar taşıdım, öldükten sonra da taşımak istemiyorum. Kendiniz kendi işinizi halledin der. Ama Müslümanların baskıları çoğalınca Hazreti Ömer Allah Resulü hayattayken kendilerinden razı olduğu aşere-i mübeşşereden 6 kişiyi istişare heyeti olarak seçer. Hazreti Ali, Osman, Zübeyir, Talha, Abdurrahman İbni Avf, Sad bin Ebi Vakkas. 6 kişi. Ve bu 6 kişinin içerisinden seçilmesini ister halifenin. Tabi istişare heyeti günlerce süren tartışmalar neticesinde Hazreti Osman'ı seçerler. Hazreti Osman'ın seçildiği gün dostlar mescitte ilk el uzatan Hazreti Ali'dir. Hazreti Osman'a ilk biat eden, hiçbir şekilde yüreğinde sıkıntı duymadan o gün Abdurrahman İbni Avf'ın işte Osman'ı ben halife olarak seçtim dediği gün Hazreti Ali de Osman'a el uzatmıştır. Ve Hazreti Ali için artık 12 yıl süren zorlu bir dönem başlıyor. Çünkü Hazreti Osman dönemi İslam tarihinin kırılma yaşadığı bir dönemdir. Ve o dönemde de yine Hazreti Ali zor işlerin aranan adamıdır. Sürekli Hazreti Osman'ı uyarır. Beni Ümeyye'nin yanlış icraatlerini onaylamaması için, Beytülmal konusunda titiz davranması için, valileri atarken Hazreti Ebubekir ve Ömer gibi hassasiyet sahibi olması için uyarılarda bulunur. Ama o günler sıkıntılı günler ve Hazreti Osman'ın etrafını saran, İslam'ın çok da bu yönlerinde hassas olmayan insanlar telkinleriyle Hazreti Osman'a bazı icraatlarda bulundururlar. Ve bu icraatlar dostlar hem sahabe içerisinde hem de İslam toplumunu yıkmak isteyen fitneciler içerisinde bazı olayların gelişmesine sebebiyet verir. Sahabe itiraz ediyor Osman'ın yaptığı icraatlara ama asla Hazreti Osman'ın hayatına ya da hilafetten azledilmesine sebep olacak bir gelişmeye imza atmıyorlardı. Sahabenin itirazı ıslah etmek içindi. Ama gelin görün ki o fitnecilerin, asilerin itirazları ya da bu haklı icraatları eleştirmeleri sebebi, altında yatan ana sebebi İslam toplumunu yıkmaktı.
Onlar sahabenin haklı eleştirilerini kendilerine malzeme yaparak İslam toplumunu yıkmaya çalışırlarken sahabe de nebevi yataktan kaymaya başlayan İslam toplumunu yeniden asli hüviyetine kazandırmaya çalışıyorlardı. İşte bu vesileyle dostlar, Hicri 35. yılın Şevval ayında Mısır'dan, Basra'dan ve Kufe'den gruplar halinde insanlar hac yapma maksadı ile Medine'ye geldiler. Ve üçü de, üç kabile de farklı farklı mekanlarda toplandılar. Hazreti Osman onların geliş maksadının aslında İslam devletini sıkıntıya sokmak olduğunu bildiği için Hazreti Ali'den yardım istedi. Hazreti Ali Hazreti Osman'a dedi ki, ben yardım etmek için canımla başımla çalışırım. Ama korkarım ki ben işleri düzelttikten sonra sen yeniden Beni Ümeyye'nin telkinlerine kulak veresin ve işlerin artık düzeltilmeyecek bir boyuta sebebiyet vermesine vesile olasın. Hazreti Osman dedi ki hayır, ben bu sefer senin sözlerini tutacağım, senin bana söylediklerinin gereklerini yapacağım. Hazreti Ali gitti, orada gelen asilerle, Medine'ye Kufe'den, Basra'dan gelen heyetlerle görüştü ve onların geri dönmeleri için elinden gelen imkanları yaparak onları ikna etti. Gruplar Hazreti Ali'nin sözleriyle itmimana sahip olmuş, geri dönmek için vesileler aramaya başlamışlardı. Hazreti Ali geldi Osman'ın yanına, yaptığını anlattı ve şöyle bir teklifte bulundu. Ey Emir el Müminin, insanlar gidecek ama sen hutbeye çıksan, insanlara bazı tavsiyelerde bulunsan, konuşsan, onlar giderlerken daha ruhi bir dinginlikle, daha ruhi iyi bir hayatla gitmiş olsunlar. Hazreti Osman çıktı hutbeye, ağladı, 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 cemaat de onunla birlikte ağladı. Hiç konuşamadı. En sonunda dedi ki, ey müminler, insan hatasız olmaz. Ben de bir insanım. Günahtan korunmuş değilim. Ben de hatalar yaptım. Ama biliyorsunuz ki tevbe eden, o işten, o günahtan yüz çeviren o günahı işlememiş gibidir. Artık bundan sonra ben evimin kapılarını size açacağım. Sizler de rahatlıkla gelip istediğiniz teklifleri, istediğiniz talepleri bana söyleyeceksiniz. Bundan sonra sizleri asla kendimden ve evimden uzaklaştırmayacağım. Hazreti Osman'ın bu hutbesi dostlar, asilerin, fitnecilerin bütün kışkırtmalarının üzerini örtmüştü. İnsanlar teskin olmuştu. Artık insanlar yavaş yavaş bölgelerine çekilmek için yol almaya başlamışlardı. Bir grup da Hazreti Osman'ı ziyaret edip teşekkür etmek için onun evine yönelmişti. Ama Hazreti Osman eve geldiği zaman, özellikle Mervan bin Hakem ve yanındaki bazı Beni Ümeyye mensupları Hazreti Osman'ı çokça eleştirdiler. Neden böyle yaptın? Neden Hazreti Ali'nin sözlerine uydun da kendini toplumun huzurunda küçük düşürdün diye ona bazı telkinlerde bulundular. O ara gelen heyeti karşılamak için Hazreti Osman ayağa kalkmıştı ki Mervan bin Hakem ondan izin alarak dışarıdaki insanlarla kendisi konuşmak için dışarıya çıktı. Ve dışarıdaki insanlara dedi ki, ne bu haliniz? Sanki yağmaya gelmiş gibisiniz. Siz bizim elimizdeki saltanatı almak için mi geldiniz? Vallahi biz elimizdeki saltanatı korumaya muktediriz. Defolun gidin ve bir daha buraya gelmeyin. İnsanlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Biraz önce hutbede Hazreti Osman'ın o hali ve burada evin önünde karşılaştıkları tablo. Hemen Hazreti Ali'nin yanına gittiler. Hazreti Ali duyduklarına inanamadı.
cemaatin içerisinde Abdullah İbni Esved isimli salih bir insan vardı. Ona sordular. Hazreti Ali, gerçekten böyle bir olay oldu mu? Evet, oldu. Hazreti Ali gadaplanarak Hazreti Osman'ın evine geldi. Ve dedi ki, ey Osman, neden onun konuşmasına, Mervan'ın konuşmasına müsaade ettin? Bizler işleri düzeltiyoruz, onlar ise yıkıyor. Sen vallahi onlara uyarak kendi sonunu hazırlayacaksın. Onlar senin selametini değil, felaketini hazırlamaya çalışıyorlar. Eğer bundan sonra sen onların sözünü dinlersen ben de senin işine karışmayacağım, dedi. Çıktı Hazreti Ali ve Hayber'e doğru yola çıktı. Hayber'e gitmek istedi. Fitneciler baktılar ki durulmuş sular yeniden bulanmaya başladı. Tamam, bu sefer elimize bir fırsat düştü diye yeniden gidenler geri döndü ve konakladıkları yerde bir daha konakladılar. Artık o konaklama Hazreti Osman'ın sonunu hazırlayan konaklamaydı. 40 gün sürecek muhasarada Hazreti Osman yavaş yavaş şehadete doğru yaklaşıyordu. Hazreti Ali buna rağmen her seferinde gidiyor ve Hazreti Osman'a şunu söylüyordu. Ne olur ya Emir el Müminin, izin ver bize bunlarla savaşalım. Hazreti Osman diyordu ki, emmel kital fela. Savaş mı? Asla. Ben peygamberin şehrinde kan döktürmeyeceğim. Onlar beni istiyorlar, ben kendimi kurban olarak vereceğim. Yeter ki Medine, selam yurdu Medine'de kan dökülmesin. Yeter ki bu beldeler insanların çıkaracağı karışıklığa, fitneye sebebiyet vermesin. Ama bir kere ok yaydan çıkmıştı dostlar. Hazreti Ali baktı ki Hazreti Osman kesinlikle müsaade etmeyecek savaşa. Ne yaptı dostlar? İki oğlunu, Hasan ve Hüseyin'i, Zübeyir oğlu Abdullah'ı, Talha da oğlu Muhammed'i Hazreti Osman'ın kapısına koydu. Siz ölün ama Osman'ın kılına dahi zarar gelmesin. Vallahi Osman'a bir şey olursa onun hesabını sizden sorarız, dediler çocuklarına. Ve öylece evlerine çekildiler. Muhasaranın 30. günü dostlar, asiler Hazreti Osman'ı dışarıya da çıkarmadılar. Artık mescide de gidemiyor. Su yolunu da kapatarak onu suya da mahkum bıraktılar. Susuzluğa da mahkum bıraktılar. Artık öyle bir hale girmişti ki o günler, Hazreti Osman için hayatının en zor günleri. İşte o günler, o asilere rağmen Hazreti Ali sırtında su kırbası o evin içerisine girerek halifeye su taşıdı. Asilerin her türlü baskı, sözlü ve fiili saldırılarına rağmen. Ve o muhasaranın son günleri dostlar. Fitneciler baktılar ki artık hiçbir şekilde evden içeriye giremeyecekler. Arka taraftan bir duvarı yıkarak içeri girdiler. Ve Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Ali Osman'ın şehadetini duyunca koşa koşa geldi. Hasan ve Hüseyin'in yakalarını tutarak, ben size onu koruyacaksınız demedim mi? Siz o zaman niçin yaşadınız? Osman'ı öldürttünüz, siz de onunla birlikte ölseydiniz, diye oğullarını hırpaladı. Ama onların hiçbir suçu yoktu. Onlar ellerinden geleni yapmışlar. Ve asiler bir hafta boyunca Medine'de adeta terör estirdiler. Hiç kimsenin Hazreti Osman'ın evine gelmesine dahi müsaade etmiyorlardı. Buna rağmen Hazreti Ali bir gece vakti, şehadetinin 3. günü bir grup sahabeyle Hazreti Osman'ın evine geldi ve Osman'ın cesedini alarak Huş-i Kevkeb denen, o gün için Baki kabristanlığına dahil olmayan yere defnetti. Defin işinde de bizzat Hazreti Ali ilgilendi. İşte dostlar, 3 halife döneminde Hazreti Ali böyle. Elinden gelen gayreti yapıyor. İslam'ın selametini hiçbir zaman
kendi şahsi görüşünün önünde perde etmiyor. Ve üç insana karşı da vefakarlıkla, muhabbetle, aşkla yanıp tutuşuyor. Tek bir delille bitireyim isterseniz. Hazreti Osman'ın vefatından sonra, üç halifenin vefatından sonra Hazreti Ali birçok evlilik yaptı. O evliliklerinden çocukları oldu. Mesela Leyla binti Mesud isimli bir hanım ile evlendi. O hanımdan doğan erkek çocuğuna Ebu Bekir ismini verdi. Ümmü Habibe binti Rebi'a isimli bir hanım ile evlendi. Ondan doğan çocuğuna Ömer ismini verdi. Ümmül Benin binti Hizam isimli bir hanım ile evlendi. Ondan doğan çocuğuna da Osman ismini verdi. Söyleyin Allah aşkına, insan sevmediği insanların isimlerini çocuklarına verir mi? Biz ehli sünnet dünyası niçin Yezid ismini çocuklarımıza vermeyiz? Sevmeyiz mi onun için? Biz onlara karşı tepkimizi böyle gösteririz. İşte Hazreti Ali de çocuklarına üç halifeye olan sevgiden dolayı isimlerini koyarak onların hatıralarını yaşattı. Kısa bir ara verelim isterseniz. Hazreti Ali'nin hilafet dönemine girmiş olalım inşallah. Evet sevgili dostlar, İslam toplumu ve tabii ki Medine ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya kalıyordu. İlk kez peygamberin şehrinde kan akıtılıyor ve akıtılan kan İslam'ın üçüncü halifesi Hazreti Osman'ın kanıydı. Tarihe El Fitnetül Kubra diye, büyük fitne diye geçen bu olaydan sonra artık İslam toplumu günümüze kadar bir türlü asli dinginliğine kavuşamadı. Ne yazık ki o gün akan kan İslam ümmetinin birliğini, İslam ümmetinin beraberce hareket etmesinin önünde en büyük sebep olarak bugüne kadar gelmişti. Ve asiler, Medine'yi saran asiler o günden sonra ne yapacaklarını şaşırmışlardı. İslam toplumu imamsız kalmıştı ve bir an önce bir imam seçmeliydi o topluma. Sahabenin ileri gelenleri de aynı görüşteydi. Gerçi asiler bunu farklı bir maksatla istiyorlardı ama sahabe artık Medine'nin daha fazla anarşiye kurban edilmemesi için hemen bir imamı seçerek o imama biat edilmesi noktasında birleşiyorlardı. Gözler yine her zamanki gibi zor işlerin adamı olan Hazreti Ali'yi aradı. Ve bir grup sahabe İmam Ali'nin yanına gittiler. Dediler ki ey Ali, işte başımıza gelen felaket ve işte karşılaştığımız sorunlar. Hadi uzat elini, sana biat edelim. Hazreti Ali dedi ki asla. Ben böyle bir zorlu durumda bu işi üstlenip de insanların tepkilerini üzerime çekemem. Gidin başka birini halife olarak seçin. Kimi seçerseniz seçin. Göreceksiniz ki ben ona ilk biat edenlerden olacağım. İnsanlar dediler ki o heyette gelenler, hayır bu işe şu anda İslam toplumu içerisinde en ehil olan da sensin. Bizler seni seçeceğiz. Hazreti Ali onlardan artık kurtulamayacağını anlayınca dedi ki onlara, öyle halife seçmek 3-5 kişinin reyil olmaz. Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş bir insandan bahsediyoruz dostlar. Allah Resulü'nün güzide ellerinde yıllarca imametin, meşveretin ne anlama geldiğini İmam Ali çok iyi öğrenmiş. Onun için de diyor ki gelen heyete, öyle 3-5 kişinin söylemesiyle halife seçilmez. Eğer halife seçmek istiyorsanız Medine'nin tamamının, özellikle de Bedir Harbi'ne katılmış Bedir'in aslanlarının, Bedir ehlinin bu işe evet demesi lazım. Heyettekiler derler ki ey Ali sen kabul et. Ertesi gün mescitte toplanalım, göreceksin ki Bedir ehli de muhacirin ve ensarın büyükleri de senin imametini, halifeliğini kabul edecekler. Öylece anlaşırlar dostlar. Hicri 35. yıl 25 Zilhicce Perşembe günü Medine halkının tamamı Mescid-i Nebevi'de toplanır. Hazreti Osman'ın şehadetinin üzerinden 6 gün geçmiştir. Hazreti Ali içeri girer. İlk sorduğu soru şu.
Nerede Talha ve Zübeyir? Buldururlar, Talha ve Zübeyir'i yanına aldırır. Ve der ki ey insanlar, şu insanlar dün evime geldi ve hilafeti bana teklif etti. Vallahi daha ben şu ana kadar o görevi kabul etmiş değilim. Ve şu anda içinizden biri bu iş için ayağa kalkarsa ilk biat eden de ben olacağım. Ben bu işin heveslisi değilim. Ama bu görevi bana verdiniz. Eğer bu görevi ben yürüteceksem tamamınızın biatını almak isterim. Hepinizin rızası benim üzerime ise ben bu işi kabul ederim. Yoksa kabul etmem dedi. Mescid hep bir ağızdan biz seni seçtik ve seni kabul ediyoruz diye Hazreti Ali'ye haykırdılar. Hazreti Ali de şahit ol ya Rab dedi. Şahit ol onların beni seçtiklerine dair sözlerine. Ve orada insanlar biat etmeye başladı Hazreti Ali'ye. İlk biat eden kimdi biliyor musunuz dostlar? Taberi'nin verdiği rivayete göre Talha İbni Ubeydullah. Talha Uhud'da kaybettiği eliyle Hazreti Ali'ye biat etti. Çolak bir eldi. Ve Irak'tan gelen bazıları o elin biat edişi üzerine şöyle bir dedikodu başlattılar. Çolak bir el ve tamamlanmayan biat. Hazreti Ali bu sözü duyunca gadaplandı. Ayağa kalktı ve o sözün sahibine dedi ki ey falan sen biliyor musun o eli, o elin nasıl o hale girdiğini? O el Uhud'da herkes kaçarken Allah Resulü'nü korumak için ayağa kalktı ve gelen oklarla kılıçlarla o hale geldi. O el Resulullah'ı savunmak için çolaklaştı. Şimdi sen Allah Resulü'nü korumak için havaya kalkan o eli uğursuzluk alameti olarak mı sayacaksın? Hazreti Ali orada o sözü söyleyenlere bu tepkiyi gösterdi. Ve mescitte o an için bulunanların tamamı Hazreti Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam da dahil olmak üzere tamamı biat ettiler. Peki Medine'nin tamamı biat etmiş miydi? Yok dostlar. Özellikle Beni Ümeyye'den bir tek fert biat etmemişti. Sahabenin yine ileri gelenlerinden bazıları bazı sebepler ileri sürerek biat etmemişlerdi. Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Usame İbni Zeyd, peygamber şairi Hassan bin Sabit ve Kur'an'da sadık diye övülen Kab İbni Malik ve daha niceleri. Bunlar farklı sebepler ileri sürerek Hazreti Ali'ye biat etmemişlerdi. Ama orada mescidin tamamı biat ettiği için Hazreti Ali İslam'ın dördüncü raşit ve meşru halifesiydi. O da kendinden önceki üç halife gibi ayağa kalktı. Resulullah'ın minberine çıktı ve kendi siyasetinin hangi temeller üzerine doğrulacağını ifade etme maksadı ile hutbesini irad etti. O hutbede Allah'a hamd, peygambere selat ve selam getirdikten sonra dostlar, Hazreti Ali insanlara sorumluluklarını hatırlattı. Takvanın öneminden bahsetti. Ve orada bulunan insanlara dedi ki ey insanlar biliniz ki her an imtihandayız ve özellikle şu günler İslam ümmetinin en zorlu günleri ve biz bu imtihanla karşı karşıyayız. Herkes yaptığı amele baksın, o imtihanı yüz akı ile vermenin yollarını arasın. Hazreti Ali bu genel şeyleri söyledikten sonra dostlar, özellikle Hazreti Osman döneminde bozulmaya yüz tutmuş iki temel noktaya dikkat çekti. Neydi o iki temel nokta? Beytülmal konusu ve valilerin atanması. Dedi ki Hazreti Ali, ey insanlar ben bundan sonra benden önceki iki halifenin Hazreti Ebubekir ile Ömer'in yolunu takip edeceğim. Onlar Beytülmal konusunda nasıl davranmışlarsa ben de öyle davranacağım.
Medineli çok iyi biliyordu Ebu Bekir ve Ömer'in Beytülmal konusunda nasıl titiz davrandıklarını. Ve mescitte bazı homurdamalar yükseldi. Bu Hazreti Osman döneminde verilen bazı payların kesilmesi anlamına geliyordu. Ve o anda Hazreti Ali'nin abisi ama Akil bin Ebi Talip ayağa kalktı. Dedi ki kardeşine, ey Ali, şimdi sen beni Medine'de sıradan bir adamla eş mi tutacaksın? Hazreti Ali üzüldü. İlk itirazın kendi ailesinden gelmesine çok içerledi. Ve dedi ki Akil'e, evet bir tutacağım. Beytülmal'den pay almak için bir aileye mensup olmak ya da iktidara yakın olmak, farklı bir kabilenin insanı olmak gibi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Beytülmal'den hak sahibi olmanın yolu o işin, o işe ihtiyaç duymasıdır insanın. Şimdi Ali Akil'e Beytülmal'den haksızca mal verecek de cehennemin yolunu mu boylayacak? Vallahi hakkı olmayana bir tek dirhem dahi vermeyeceğim dedi Ali. Bu Hazreti Ali'nin nasıl bir yönetim tarzı benimsediğinin en büyük işaretiydi. Aynı hassasiyeti valiler konusunda da gösterdi. Emanet dedi, emin olana verilir. Emanet ehil olana verilir. Ve ben Hazreti Osman'ın atadığı bütün valileri azlederek, bir iki istisna tutarak, azlederek yerine bu işe ehil olanları atıyorum. Orada da tepkiler yükseldi. İnsanlar dediler ki, özellikle Hazreti Ali'ye yakın olanlar, ey emir el müminin bir müddet sabret. Hiç değilse devletin ayakları bir yere bassın. Hilafet tamamen otursun, ondan sonra böyle icraatlara başla. Ali ne dedi biliyor musunuz dostlar? Siz bana desiseli bir yolda iş yapmayı mı teklif ediyorsunuz? Vallahi ben meşru bir yönetimi gayrı meşru usullerle ayakta tutmayacağım. Meşru bir yönetimin ayakta durabilmesi için onu ayakta tutan şartlarının da meşru olması lazım. Ve ben meşru bir yönetimi meşruiyet çerçevesinde ayakta tutmaya çalışacağım. Tavizsiz, istikamet üzere bir hayat benimseyerek o hilafetinin 5 yılını da bu istikamet çerçevesinde devam ettirmeye çalışan bir insanla karşı karşıyayız dostlar. Hani o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de el vermişti ya, ya Resulallah ben senin arkandayım demişti ya, o günden bugüne dostlar 58 yıl geçmişti ama Hazreti Ali o gün verdiği sözün arkasındaydı. 7'sinde neydiyse 70'inde de oydu. Verdiği söz üzere istikamet açısından en ufak bir sapmaya imkan tanımadan 5 yıl boyunca gecesini gündüzüne katarak yeniden nebevi siyaseti diriltmek için mücadele verdi. Belki birilerine göre başarılı olmadı ama bize çok ciddi bir miras bıraktı. Yönetimin nasıl temeller üzerine dirilteceğini bizlere öğretmiş oldu. İnşallah bir dahaki derse bunu bırakarak İmam Ali'nin bıraktığı o mirastan faydalanmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.